Dünyadaki oksijen bir anda yok olsaydı. İnsanoğlunun aç ve susuz birkaç gün dayanabileceğini bilsek de oksijen olmayınca ne yapabileceği hakkında bilgimiz yok. Bir anda oksijenin yok olması dünya nüfusunun sıfırlanması anlamına geliyor. Oksijen alamayan vücut 3. dakikadan sonra biyolojik olarak ölmeye başlıyor. Oksijenin ortadan kaybolması, güneşe temas eden kişilerin açıkta kalan kısımlarının da o anda yanması anlamına geliyor. Ozon tabakasının en önemli kısmı oksijen olduğu için çok dikkat edilmesi gerekir. Dünya ulaşım ağı oksijen yokluğundan ötürü bir anda dururdu. İçten yanmalı motorların ihtiyaç duyduğu şeylerden birisi de oksijendir. Tepkimeye girecek oksijen bulamayan motorlar bir anda duracak. Araçlar birbirlerine girecek. Gökyüzündeki tüm uçaklar düşecek. Trenler olduğu yerde kalacaktır. Oksijen, nitrojen ve diğer gazlar uyumları ve oranlarıyla dünyada belli bir basınç oluştururlar. Yolculuk yaparken kulaklarımızda oluşan o farklı hissin sebebi basınç değişimindendir. Oksijen yok olduğu anda bu basınç değişimi kulaklarımızın patlamasına neden olacaktır. Oksijen, çimento kullanarak yapılan binalar için önemli bir bağlayıcıdır. Oksijen olmadığı anda tüm binalardan geriye yalnızca kocaman bir toz bulutu kalacaktır. Tüm canlıların vücut ağırlığının %66'sını su oluşturuyor. Suyun oluşumuna bakarsak H2O denkleminden içinde oksijen olduğunu görebiliriz. Tabii oksijen bu denklemden çekildiği için vücutlarımız patlama noktasına geleceklerdir. Fen bilimleri dersinde gördüğümüz, önemi konusunda akıl yürütmediğimiz oksijen hayatlarımızın en önemli parçası aslında. Olmadığı anda ortadan kaybolan binalar, acı çeken insanlar, kaza yapan araçlar, buharlaşan okyanuslar ortaya çıkacaktır. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yeni videolar için abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.